Selamlarımı yolluyorum izleyen herkese. Halit Özkurt ben. Neredeyim? Yomra'nın Özdül beldesi diyelim. Hemen yukarısında Çazılar Deresi diye bir yer var. Böyle ilginç bir yer. Arkadaş buraya geliyordu. Beni de aldı. Beraber geldik. Buraya sizlere göstereyim. Derenin üzerine yapılmış bir tane tesis, balık tesisi derim, restoran gibi ama kışın da baharın çok yüksek tepesi oluyor buradaki derenin akan suyun. Yazın düşüyor. Şu an suyun az olduğu dönemdeyiz. Çok ilginç tasarımı var her yönüyle. Şöyle önce aşağısını göstereyim size. Bakın burada eski köylerde kullanılan yayık var. Eski sofra var. Biz buna eşek diyorduk. Eşek var. Kaymak makinesi, sütün kaymağını vurulan makine. Bunlar serender malzemesi, sepet. Eski radyolar var. Oğlu bak, eski televizyonlar. Bir de televizyonların endene resim yapmışlar. Şöyle gösterelim size. Bakın yukarıda tava, kazan, tügüm. Bir sürü tasarım var. Şener şeni görünce şöyle yaklaşalım ona. Şu sırada bakın ya. Vay vay, Kadir abi bulmaz bunu. Yine çarşı, yüzden çarşı. Ara çarşı. Yukarıdaki malzemelerin tamamı hemen hemen bakır. Eski dönemlerde kullanılıyordu. Burada eski dönemde kıyafetler gösterilmiş. Kanlı alabalıklar. Bakın şu eskiden köylerde, evlerde tahta kesiliyordu. Ahşap yapılırken bu şekilde ağaçlar biçiliyordu, tahtaya çevriliyordu. Üste bir kişi, altta bir kişi. Aynısını resmetmişler. Hızar orijinal gördüğünüz gibi. Eski bir jibi buraya almışlar. Tasarımı da koymuşlar. Bakın yukarısı aynen devam ediyor. Ne kadar herhalde Yomra ilçesinde kügün, tava, tencere varsa hepsini buraya toplamışlar. Kemal sunalım bakın. Bak bu suyla çalışıyor diye şart koymuşlar. Burada eski köy tanıtları yapılmış. Hoş geldiniz. Şurada bir sürü resim var da bir de resim Nabi Süleyman resmini koysaydın daha ya. Koyacağız da. He şey olsun. Tamam. Hepsini mektulam koyacağız. Orada ölenlerin resmi var. Halit sen çekimini yap. Gideceğiz. Gelin tamam. Bir şey söyleyeyim de size. İyi tamam. Böyle bir halledelim. Tamam. Hayır. Tamam. Her tarafında bir şeyler var. Bakın üstte gene bir tane yayık var. Bir de şu köşelerde müşteriler tarafından yazılan küçük küçük notlar var. Yani binlercesi var. Her tarafa yapıştırılmış. Kimi kart resmi yapmış, kimi mesajını vermiş, kimi kart vizitini koymuş. Aynı şekilde diğer taraf da dolu. Mesela 22.11'de gelmiş biri, ilk Nur Hanım diye birisi. O kağıt yazmış, koymuş. Hatta yetmemiş, tavan kısmına da yapıştırmışlar.
Şuraya baksanıza ya. Buradan yukarı devam ediyor. Yani binlerce dedim ama gerçekten binlerce var. Şu kısma bakar mısınız yine? Yani üst üste yapıştırılmış. Ya böyle bir güzellik yok ya. Bu da eski bir daktilo var. Bulduk. Buradan aldık 1 milyon kağıt var kaldı. Arkada palık havuzları var. Yukarıya doğru devam edelim. Dıştan görünüş de bu şekilde. Ve şurada bile bir sürü eski eşya var. Eski radyolar, kaset çalarlar. Tasarım yapmışlar. Burası bilinen, tanınan bir yer oldu. Normalde şehre uzak bir yere farklılaştırmak böyle bir şey. İnsan içine girince daha doğrusu şaşıracağınız birçok şey var. Özellikle o küçük kağıtlar o kadar çok fazla var ki. Ama ahşap olması, o kağıtların o kadar fazla olması aslında risk teşkil ediyor. Allah korusun yani, ufak bir yangın anında çok tehlike arz edebilir ama herhalde tedbirleri almışlardır. Çok fazla yangın söndürücü var zaten kenarlarda. Dolu burası. Şöyle gösterelim aşağıya doğru yine. Buraya gelince mutlaka balık yiyin burada. Tavsiyem odur. Çok güzel yapıyorlar onu böyle bol soğanlı. Tepside pişiriyorlar. Afiyetle yiyin. Ne bir şey yok ya. Bak, su vuruyor ona, şeyi çeviriyor. Öttürsene şunu. Öttür. Ne? Bunlar ötmüyor, su ötmüyor. Ya su mu öttürüyor onu? Evet. O doluyor, bak bak bak. Doldu, taştı, düşüyor, ötüyor o bakın. O vuruyor. Ha, hepsini sistematik yapmışlar. Tabii hepsinin bir sistematiği var bunların. Allah Allah. Tabii, aynen öyle. Buraya ilk bizi sen getirmiştin. Evet. O arada Süleyman Kibar benim 25 yıllık iş arkadaşım, kardeşim. Onunla beraber geldik buraya. Evet. Onun böyle ilginç şeyleri keşfetme özelliği vardır.
İşimizle alakalı. Aha. Buraya tavsiye ediyor musun gelmek isteyenlere? Ama balık yiyecekler burada. Balık yiyecekler. Zaten balıkla meşhur. Aha. Kızartması var. Bir de soslu var. Her ikisini de tavsiye ederim. Evet, burada da güzel bir araba var. Işık takmışlar, ama ışığı da yanmıyor. Yomra'dan yukarı Özdil'e geliyorsunuz. Özdil merkezden yukarı, burası 300 metre. Yolu komple asfalt. Burada gelip balığınızı yiyip buradan yukarı Taşköprü, Çağınboğazı yaylalara çıkabilirsiniz. Çazılar Deresi'nden izleyenlere selamlarımı yolluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.